Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 79. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde genel kullanıcılar bölümü için template oluşturacağız. Arkadaşlar internetten free template start bootstrapped şeklinde arattığınız zaman start bootstrap'in sayfası çıkacak. Buradan bütün template'leri seçiyoruz. Benim kullanacağım template Small Business olacak arkadaşlar. Bunu bilgisayara indirmiştim. Klasörün içerisinde. Hemen şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir arayüzümüz olacak. Burada şu bölümü, şu içteki bölümü kaldıracağız. Hemen şöyle bir incele diyorum. Şu konteyner arkadaşlar değişecek olan bölüm. Konteynerin içerisindeki divleri sileceğiz. Tabi burada işlemlerinize göre bunları kullanabilirsiniz. Burada bir resim var. Şu altta da 3 tane kart var. Kendinize göre bunları düzenleyebilirsiniz. Ben burada bir denemesini yapalım. Divi. Evet, son hali bu şekilde olacak. Şu arkadaşlar görünmeyen şu iç taraf. Yani şu header ve footer'ın ortasını dolduracağız. Kapatıyorum burayı. Klasörü kopyalıyorum. Projemize yapıştıracağız. Projemize geçiş yapıyorum. MVC Kütüphane Otomasyonu projesine sağ tıklıyorum. Buraya yeni bir klasör ekleyeceğim. Buna da genel layout diyorum. Sağ tıklıyorum, yapıştır diyorum. Evet, burada bir indeksimiz var. Daha sonra arkadaşlar Weaves'in içerisine giriyorum. Shared'ın altına yeni bir Weave ekliyoruz. Ekle Weave. Buna da genel layout diyorum. Şu indeksin içeriğini buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Tamamını seçiyorum. Kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Bizim controller tarafında bir home controller'ımız var arkadaşlar. Burada index'e geçiyorum. Index için bir önce deneyelim. Go to view. Şuraya layout diyorum. Bunu bir yerden kopyalayabiliriz. Şu duyuruların içine giriyorum. Şurayı Ctrl C ile kopyalıyorum ve dosyamı kapatıyorum. Evet, hangi layout'la çalışacağımızı belirtiyoruz. Şu admin'i değiştiriyorum. Bunu genel yapıyorum. Genel layout. Tamam, burası tamam. Şu duyuruları kaldırıyorum arkadaşlar. Genel layout'a geçiyorum. Burada fav ikon var arkadaşlar. Bunun yoluna bakacağız.
Hemen genel layout. Neyin altındaymış? Asset klasörünün altındaymış. Şöyle taşıyıp çekiyorum. Tabii bu linkmiş arkadaşlar. Şurayı kopyalamam yeterli olur. Evet. Burayı siliyorum. Daha sonra şurada bir değişiklik yapacağız. JavaScript klasörünün altında JS şöyle çekip bırakıyorum arkadaşlar ve aynı zamanda şu script'i siliyorum. Burası da tamam. Şimdi container dibine geliyorum arkadaşlar. Burada şu alanları pasif hale getireceğim. Daha sonra belki işimize yarayabilir. Evet. Şimdi indeksten projeyi bir çalıştıralım. Bakalım son durumuna. Tom index açıldı. Evet, render body'yi kullanmadık. Tamam. Hemen onu kullanalım. Evet, render body. Değişecek olan alan arkadaşlar burası. Onun için render body metodunu kullanmamız gerekiyor. Evet, burası düzelmedi. Acaba niye? Buna bir bakalım. Hemen. JavaScript. Tamam. JavaScript.js. Şurada burada da düzenleme yaptık ama neden acaba? Bir daha deneyelim. İnternetle alakalı bir durum olabilir mi acaba? Tamam, bir bakalım şöyle. Yok, internette herhangi bir sorun yok. Genel layout, yes HTML. Reels şeridin altında. Favicon. Evet, şuradaki bölümü değiştirmemişiz arkadaşlar. Link olan kısım. Burayı da hemen değiştirelim. CSS'in altında. Tamam. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam, gördüğünüz gibi template'imiz değişti. Genel kullanıcı bölümü burası olacak arkadaşlar. Şurayı da değiştirip öyle görelim. Daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Neredeydi? Bakalım hemen. Evet, genele bakacağız. Şurayı değiştiriyorum. Başlığını MVC kütüphane otomasyonu şeklinde düzenledim. Bir de bu şekilde deneyelim arkadaşlar. Evet. Son hali bu şekilde. Sonraki derslerimizde arkadaşlar şuradaki butonları düzenleyeceğiz. İçeriğini düzenleyeceğiz. O şekilde ilerlemeye çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.